Çekinik satırlar ve sütunlar İngilizce örnek soru 1. Bu videomuzda çekinik satır ve sütun konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Which rows and columns of the game matrix are recessive? Bizden verilmiş olan oyun matrislerinde hangi satır veya sütunların çekinik olduğunu belirlememizi istiyor. A şıkkıyla başlayalım. 2'ye 2 bir oyun matrisi görüyoruz. Çekinik satır veya sütunları belirlerken öncelikle satırdan başlamak sağlıklı olandır. Satırlarda çekinik olanı arıyoruz. İki satırı birbiriyle kıyaslayacağız. Satır 1 bu, satır 2 bu. Şimdi şöyle diyelim, satır 1, satır 2. Aralarında bir satırın bütün değerleri diğer bir satırın bütün değerlerine büyük veya eşit olursa o büyük olan satır oyuncusu tarafından oynanması tercih edilendir. Diğeri de oynamak yerine her zaman onu oynar. Diğeri bu nedenle çekinik hale gelir. Satır oyuncusu büyük değerlerin bulunduğunu oynar. Kafamızdan çıkartmamamız gereken budur. Şimdi ilk satır 2-1. İkinci satır 3-5. Herkesi kendi yerindekiyle kıyaslıyoruz. Burada 3 2'ye eşit veya büyük, 5 -1'e eşit veya büyük. Açık bir şekilde ikinci satırdaki değerler birinci satırdaki değerlerden büyük veya eşit. Bu nedenle mantıklıya geçelim. Zeki bir oyuncu her zaman ikinci satır oynar. Bu nedenle birinci satır çekiniktir. Birinci satır çekinik. Onu bu oyun matrisinden attıktan sonra geriye 3 ve 5 kalır. Şimdi sütun oyuncusu tarafından oyuna bakalım. Sütun oyuncusunu da C1, C2 diyelim. Bu ikisini kıyaslayacağız ki bu kıyaslamayı üzerinde bile yapabiliriz. Buradaki 5 büyük veya eşittir. Sütun oyuncusu ise kaybını minimize etmenin peşindedir. Küçük değerlerin bulunduğu sütunları oynamayı tercih eder. Bu nedenle büyük değerlerin bulunduğu sütunlar sütun oyuncusunda tercih edilmeyecek olanlardır. Yani çekinik olanlardır. Burada sütun oyuncusu da bunu oynamayı tercih eder. Bu nedenle ikinci sütun çekinik. Ve bütün sadeleştirmelerin arkasından bu 2'ye 2 matristen kala kala bu kaldı. Her zaman için satır oyuncusu bunu oynayacak, sütun oyuncusu da bunu oynayacak. Sonuç olarak da elde edeceğimiz değer hep buradaki 3 değeri olacak. Bu da onu bir şekilde bize gösteriyor. Ama 2'ye 2 oyun matrislerinde resesif yani çekinik satır sütun arayıp da onu daha da basitleştirmenin peşine düşmek çok sağlıklı değil. 2'ye 2 oyun matrislerini nasıl çözeceğimizi oldukça iyi biliyoruz. Aslında daha büyük boyutlularda çekinikleri araştırmak daha sağlıklıdır. B şıkkına geldik. Bu satır birimiz. Bu da satır ikimiz. Bakalım çekinik satır var mı? Satır 1, satır 2. -3, 5, 3, -1, 0, -1. Bu büyük ve eşit. Bu taraftaki büyük ve eşit. Bu taraftaki büyük ve eşit. Bir satır açık bir şekilde diğerine büyük veya eşit şartlarını sağlayamıyor. Bazen satır 1'dekiler büyük oluyor, bazen diğerindekiler. Bu nedenle satırlarda çekinik satır yok. Çekinik satır yok. Sütuna geçelim. 3 tane sütunumuz var. Buna C1, buna C2, buna C3 diyelim. Önce C1 ile C2'yi kıyaslayalım. C1, C2. -3, -1, 5, 0. Büyük eşit, büyük eşit. Sütun oyuncusu küçük değerlerin bulunduğunu oynamayı tercih edecek. Açık bir şekilde burada ikinci sütun çekiniktir. İkinci sütun çekinik. Sütun oyuncusu asla bunu oynamaz. Her zaman zeki bir oyuncuysa birinci sütunu oynar. Oyun matrisimiz neye düştü? -3, -1, 3, -1. Devam edelim bakalım. Kalan iki sütuna.
Bu iki sütunu kendi aralarında kıyaslayacak olsak şöyle hemen altta kıyaslayalım. Eksi 3 eksi 1. 3 eksi 1. Büyük eşit. Büyük eşit. Yine aynı şekilde küçük değerlerin bulunduğunu oynamayı tercih edecek. Üçüncü sütun da burada çekinik. Üçüncü sütun da çekinik. Kala kala sadece ilk sütun kaldı. Bu bize şunu söylüyor. Satır oyuncusu hangi satırı seçerse seçsin, zeki bir sütun oyuncusu her zaman birinci sütunu seçer. Bu nedenle ikinci ve üçüncü sütun burada anlamsızdır. Onlar çekinik sütunlarımızdır. Şimdi gelelim C şıkkına. Satırlarımız. 3 tane satırımız var. Satır 1, satır 2, satır 3 diyelim. Satır 1 ile satır 2'yi kıyaslayalım önce. Eksi 3, 5, 0, 4. Bu daha büyük. Bu taraf daha büyük. Burada satır oyuncusu tarafından net bir biçimde tercih edilecek satır söz konusu değil. Bir satırın değerleri diğer satırdan daima büyük veya eşitlik şartını sağlamadı. Bu ikisi arasında çekiniklik yok. Satır 1, satır 3'e bakıyoruz şimdi. Eksi 3, 5, 2 eksi 1. Bu daha büyük ve eşit. Bu daha büyük ve eşit. Satır 1 ile satır 3 arasında da bir çekiniklik durumu, bir baskınlık durumu yok. Satır oyuncusu için tercih edilme açısından. Satır 2 ile satır 3'e bakıyoruz. 0, 4, 2, eksi 1. Bu taraf büyük ve eşit. Bu taraf büyük ve eşit. Satırlarda çekinik satırımız yok. Daima diğer elemanlardan, diğer satırdaki elemanlardan büyük sonuçlar içeren bir satır yok. Bu nedenle satır oyuncusu net bir biçimde ben her oyunda bunu tercih ederim diyebileceği bir satıra sahip değil. Çekinik satır yok. Çekinik satır yok. O zaman sütunlara geçelim. İki sütunumuz var zaten. C1, C2 diyelim. C1, C2. Eksi 3, 0, 2. 5, 4, eksi 1. Büyük ve eşit. Büyük ve eşit. Büyük ve eşit. Burada da bir satır diğer satırdaki bütün elemanlardan büyük veya eşitlik şartını sağlayan bir durum çıkmadı. Sütun oyuncusu da küçük olanları oynayacaktı ama öyle bir sütunumuz da yok. Çekinik sütun da yok. Sütun yok. Bu oyun matrisi mecburen böyle kalmak zorunda ve bunun üzerinden nasıl bir strateji geliştirilecekse ona göre geliştirilmelidir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.